Ankara'daki telvesiyle Türk kahvesi kokularının, diğer kahve çeşitleri kokularının yayıldığı bir mekandan İstanbul'a geçelim. Küçükçekmece'de Trabzon çizgilerine ve seslerine bakalım. Yani hamsiler, horonlar ve diğer geleneksel işler. Trabzon günleri İstanbul Küçükçekmece'deydi. Horon da oynandı, balık ekmek de dağıtıldı. Trabzon Günleri Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da Küçükçekmece'de yapıldı. Trabzon'un tarihi, kültürü, yöresel yemekleri ve el sanatlarının buluşma noktası olan festivalin ilk gününde de son gününde de hamsi ekmek ve helva dağıtıldı. Hamsi ekmek ve helva için uzun kuyruklar oluştu. Ancak beklemeye de değdi. Saattir sıradayız. Yani girmiş olduğumuz sıraya değdi. Çok teşekkür ediyorum herkes için. Çoluğu çocuğu alan soluğu Trabzon Günleri Festivali'nde aldı. Memleketten gelen yiyecekleri satın aldı. O çocuk ailece geldik. Bebeğimiz de var burada. Bir tane daha bebeğimiz var. Ondan sonra işte böyle. Tereyağı aldık, muhlamalık aldık, mısır unu aldık. Bizim biliyorsunuz yöremizin şeyleri. Sucuk aldık, ekmek aldık. Trabzon günlerinde satış yapan esnaf da satıştan memnun kaldı. Satışlardan da memnunuz. Rağbet var. Piyasaya göre fiyatlar diğerlerine göre normal. Kuymak mıhlamalık peynirimiz var. Tereyağımız var. Artvin Yusufeli'nden zeytinimiz var. Onun dışında bütün çeşitlerimiz var. Ama genellikle tabii Trabzon olduğu için kuymak mıhlamalık için peynir ve tereyağımız rağbet görüyor. Bir festivalden çizgiler sunalım. Arkada ipucu var zaten. Kahve Festivali. Ankara 6. Kahve Festivali. 3 gün sürdü festival. Haliyle başkent buram buram kahve koktu. Espresso, latte, latte, filtre kahve ve diğerleri lezzetleriyle büyük beğeni topladılar. Türk kahvesi de vardır mutlaka, yoksa alınırız. Ancak festivalin yıldızı evet, telvesi ve köpüğüyle bir marka olan Türk kahvesiydi. Ben de kahvesiz güne başlamayı sevmiyorum. Sabah kahvemi içmeden ayılamıyorum. Kahvesiz uyanamayanlar, hatta kahvesiz yaşayamayanlar. Kahve festivali harika geçiyor. Hem kahve tutkunları, kahve bağımlıları burada. Hem de yeni kahveler keşfetmek isteyen meraklılar burada aslında. Ankara Kahve Festivali 6. kez düzenlendi ve 3 gün süren festivalde başkent buram buram kahve koktu. Biz arkadaşımla geldik. Gençlere daha çok hitap ediyor ama her yaştan insanı da görebiliyoruz. Bu beni aslında daha çok mutlu etti. Türklerin en çok sevdiği standdayız. Türk kahvesi standı. Peki iyi bir Türk kahvesi nasıl yapılır? Bunu cezve şampiyonu Deniz Tombuloğlu'ndan dinleyeceğiz. Tekli kahvede bir kahve ötüldükten sonra maksimum 10 dakika içerisinde kullanılması gerekiyor. Cezveye önce kahve, sonra su koyulmalı. Karıştırma kaşığı ise kesinlikle tahta olmalı. Kahve cezveye koyduktan sonra su ekleyeceğiz üstüne. Daha sonra karıştırıp gaz ocağımıza alıp demlenmesini bekleyeceğiz. Standlar çok eğlenceli. Biraz kalabalık ama sıcak da vuruyor. Biz İstanbul'dan geldik. Orası daha serin. Tarzınız da tam festivale uygun olmuş. Teşekkür ederim. Genelde böyle. Festivalde sadece Türk kahveleri değil, başka ülkelerden gelen kahveler de tanıtılıyor. Örneğin Endonezya kahvesi onlardan biri. Şimdi siz de bir Endonezyalı olarak Türk kahvesini mi daha çok seviyorsunuz, Endonezya kahvesini mi? Tabii ki çok zor bir soru bana göre ama ikisi de seviyorum. Espresso, latte, filtre kahve, macchiato ve diğerleri. Kahve severler tüm kahveleri baristaların elinden denedi.
Ben espresso seviyorum. Burada da bir sürü seçenek var. 10 yaşındayım. Kahveyi çok mu seviyorsun? Evet, hatta birinci barista olmak istiyorum. Sevimli dostlar da kahve festivaline renk kattı. Bu seneki özellikle festivaldeki kahve markaları çeşitliliğini çok çok güzel buldum. Aynı zamanda evcil hayvanlarımıza girebiliyor olmamız da çok güzel bir şey. O da çok keyifli görünüyor. Evet, bayağı keyifli. Kahve festivalinde sadece kahve yok. Kahvenin yanına en iyi giden şey kruvasan ve ziyaretçiler kruvasan standlarına da büyük ilgi gösteriyor. Daha tatlı ama çok güzel gözüküyorlar.